Gülcemal! Gülcemal! İyi misin? İyi misin? Deva. Deva. Tamam, bana bak. Deva, tamam. Deva. Deva, bana bak. Deva. Tamam, tamam. Ben birini öldürdüm. Birini öldürdüm. Tamam, sakin ol. Yaşıyor mu, öldü mü? Tamam, tamam, hayır. Tamam. Öldü mü? Bekle. Tamam, bekle burada. Çocuklara haber ver. Tamam. Hemen hastaneye götürün bunu, çabuk. Tamam, burası. Çabuk. Burası bende, merak etme. Deva. Deva, tamam. Sakin ol. Yaşıyor, yaşıyor, merak etme. Armağan nerede? Armağan nerede, söyle. Armağan nerede, söyle. Armağan arabada kaldı. Adamlar saldırdı ona. Tamam, tamam. Gel benimle. Gel benimle. Gel. O adam ölmeyecek Vefa. Şşş. Duydun mu lan? Ölmeyeceksin ha. Tamam, geçti. Sakin. Yavaş, yavaş. Yavaş. Sakin ol, tamam mı? Geçti. Deva, bana bak. Sakin ol. Seni arabada bırakacağım, kapıyı üstüne kilitleyeceğim. Armağanı alıp geliyorum. Tamam, sakin ol. Arman! Arman, ses ver! Arman! Buradayım! Yardım edin, buradayım! Arman! Buradayım! Armağan, iyi misin? Deva, Deva'ya bir şey oldu. Bir silah patladı, Deva'ya bir şey yaptı. Deva iyi, Deva iyi, merak etme. Deva arabada şu anda. Bakayım. Yaralanmışsın. Dokunma bana. Ben hemen Deva'nın iyi olduğunu istedim. Sana ses etmezdim, bırak. Hayır, bırakmayacağım Armağan. Bırak, dokunma. Dur. Bırak, dokunma ben. Dur, bırak. Gel, gel abi. İstemiyorum diyorum. Ben sana muhtaç olacağım. Ölürüm daha iyi. Bırakmayacağım Armağan. Bırakmayacağım. Direnme. İstemiyorum diyorum. Yardım istemiyorum diyorum. Bırak diyorum. Niye bana yardım ediyorsun Burak? Bırak. Çünkü sen benim kardeşimsin. Sen benim abim değilsin. Sen benim babamın katilisin. Bırak diyorum bana. Bırak. Bırak, istemiyorum.
Sen beni istesen de, istemesen de seni bırakmayacağım Arman. Seni ömrüm boyunca bırakmayacağım. Hadi. Gel abiciğim. Yavaş abiciğim. Seni ömrüm boyunca böyle sırtımla taşıyacağım. Elin ayağın olacağım. Abin olacağım ömrüm boyunca. Şeytan diye ki, gitti ki senin bu kocan devanın eski nişanlısıymış de. Evleniyorum ben. Yarın düğünüm var benim. Tamam ben de bir hata yaptım ama ben nişanlımı seviyorum. Çık git hayatımdan lütfen. Bir hatanın bedeli bu kadar büyük olmamalı ya. Gülendam. Ne ara bu kadar hemen güvenildi bu kıza, odayı almalar falan böyle. Nereye kadar? Saatler oldu. Bir daha arasak mı acaba? Baba aradım ya demin Gülcemal'i, kapalı telefonu. Gülcemal'in telefonu açık olsaydı mutlaka bize geri dönerdi. E ne yapacağız? Böyle elimiz kolumuz bağlı duracak mıyız? Mecbur duracağız. Başka ne yapabiliriz ki? Ya ben size bir şey soracağım. Size her gördüğümde soracağım soracağım, oraya hep bir şey giriyor. Ben sizi bir yerden tanıyor olabilir miyim? Yok canım, nereden tanıyor? Ben daha buraya yeni geldim zaten kızım. İnsan insana benzermiş derler. Yani öyle öyle tabii ki de. Bilmiyorum, çok tanıdık geliyorsunuz bana. Daha önce Bursa'da falan yaşamış olabilir misiniz? Abi yok. Kızım sen şimdi sırası mı bunun? Hem sen nereden tanıyacaksın Gara Hanım'ı? Bilmiyorum baba, ben de onu soruyorum. Niye kızıyorsun ya? Canım sana kızmadım ben. Aklım devada ya, öyle hiddetlendim birden. Koşturdun. Abin nereden, kötü bir haber mi? Deva'ya bir şey mi oldu? Konuşsana. Deva'ya bir şey mi? Deva benim. Umurumda bile değil. Gebersin. Ne oluyor ya? Allah senin belanı versin. Ne yapıyorsun? Allah belanı versin seni. Sen bana bunu nasıl yaptın? Ne yaptın? Benim yüzüme nasıl baktın? Ne yaptın? Nasıl abi baktın? Nasıl yaptın bana? Gözümün içine baka baka nasıl yaptın sen bana bunu? Ne yaptın? Ha? Nasıl yaptın? Ne yaptın? Güvendim sen bunu nasıl yaptın? Ya ne, kimden ne duydun? Ne oluyor? Bir dur. Yaparsın bunu. İyi eğlendiniz mi bari? Ha? Kim? Biz kimiz? Neye eğleniyoruz lan? Etrafta gezip güzel gülüp eğlendiniz mi böyle arkamızdan?
Gülüp oynadınız mı? Şunlara bak. Hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Aptallara bak. Hiç anlamadılar. Dediniz mi? Evlendiniz mi diye soruyorum. Ya bana biri bir şey demiş ver. Sana. Cevap kullandırmış. Ver. Cevap ver. Anlamıyorum. Neyin cevabını vereyim? Abimi de beni de aptal yerine koydunuz. Her şey planlıydı. Onun için geldim buraya. Yalan dedim her şeyin başından beri hepsi. Onun için geldim. Kim? Deva için geldin sen bu eve. Hayır, anlatayım. Sus! Ben. Sus! Anlatırım yoksa... Sus! Susacaksın. Sadece... benim sorduğum soruya yanıt vereceksin. Ne? Birlikte misiniz hala? Evet. Ya şu an beraber değiliz yani. Evet, nişanlıydık biz Deva'yla. Konu bildiğin gibi değil ama işte anlattırmıyorsun ki. Aşkım. Gündem. Ne yapıyorsun? Ha, iyi tamam at. Yatıştırsın yani. Ne yapıyorsun ya? Öldüreceğim seni. Yeğenem saçmalama indir silahı. Sen yaşamayı hak etmiyorsun. Yalvarıyorum ya Gülendam. Ya, yapma, yapma. Yalvarıyorum yapma Gülendam. Yalvarıyorum sana yapma. Lütfen. Lütfen yapma. Bak bunun bir geri dönüşü yok Gülendam. Pişman olacaksın ama bunun bir geri dönüşü kesin yok. Kesin. Yapamıyorsun işte gördün mü? Gülendam öldürmek istemiyorsun beni. Sen kimseyi öldüremezsin ki. Ben yapamazsam abim yapar. Bana telefonumu ver. Ne? Şuradan telefonumu ver. Kimi arıyorsun? Abime. Allah aşkına yapma Gülendam. Olursun. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Açma. Allah işte ya. Bak Allah işte. Bak dinle beni lütfen. Bir anlatayım ya. Konuşma. Boşuna konuşma. Senin söylediğin hiçbir söze inanmam ben artık. Bitti o! Bitti! Erman. 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 İyi misin? Ha? Erman başın kanıyor Erman. Yok bir şeyim yok benim. Ben iyiyim sen beni boş ver. Bak ben yemin ediyorum sana yardım etmeye çalıştım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir şey başaramadım. Orada öylece kala kaldım ben. Kendini suçlamaya bırakır mısın? Bir silah sesi duydum. İyisin değil mi? Ha? Adamlardan birini vurdu. Ben vurdum. Anlamadım nasıl olduğunu. Yani bir anda böyle korkudan hatırlamıyorum. Zaten tetiği çektim. Tamam Deva, mecbur kaldın. Mecbur kaldın. Canını kurtarmak için mecbur kaldın. Hepsi bu. Hayır, mecbur kalmadım benim hatam. Benim hatam, ben seni değiştirmeye çalıştım. Sen eğer bana söz vermemiş olsaydın buraya silahla gelecektin. Buraya savunmasız gelmeyecektin ve bu akşam hepimiz ölmüş olabilirdik. Deva ölmedik, hepimiz hayattayız bak. Hepimiz yaşıyoruz. O zaman tek suçlu ben olacaktım. Hayır. O adam da ölmeyecek merak etme. Katil olup bu duyguyu yaşamana müsaade etmeyeceğim. Niye? Sen çok mu pişman oldun sanki? Çok mu zordu? Öyle pişmanım ki hayal bile edemezsin. Babanın yüzünü 25 yıldır tek bir an bile unutmadım. Rüyalarıma bile giriyor. Çünkü birinin canını alınca yarım kalıyorsun. Hiçbir mutluluğun tam olmuyor. Boğazında bir düğümle yaşamak zorundasın. Hiç kimsenin bu duygu yaşamasını istemem. Hele devamın asla. Sen merak etme. O adam ölmeyecek. O adam yaşayacak merak etme.
Telefonlar elbet açılacak. Açılmasa ne olur, abim gelmeyecek mi eve? Elbet gelecekler. Abim bu kapıdan girdiği an her şeyi anlatacağım ona. Bana yani kendimi savunma hakkını bile vermeyecek misin? Neyi savunacaksın ya? Neyi savunması? Ben o gece senin yanına geldiğimde sen beni çöp gibi fırlatıp atmadın mı hayatından? He? Niye yaptın? Onu sevdiğin için. Duymasın, üzülmesin diye. Yalan mı? He? Bana para verdin ya. Elime beni para tutuşturdun sen. Hayır ya. Hayır. Hayır. Yüreğinden çıktın karşıma. Dağın diye senin çocuğun olacak dedim bana. Şaşırdım. Şaşırdım ya. Bir sindirmese miydim ben de önce? Biraz vaktim olmasa mıydı, sana biraz alışmasa mıydım Gülendam? Gülendam, bilseydim ben seni terk etmezdim. Nasıl inandım, nasıl inandım? Ben sana nasıl inandım? Benim bu hayatta sevilmeye hiç hakkım yokmuş. Geçecek. Aşkım. Beni vuracaksın. Vuracak mısın? Abime söylemeyeyim diye vuracaksın beni değil mi şimdi? Sırf bu yüzden. Ben ne yapacaksın, vuruyor musun beni şimdi? Ha? Aşkına kavuşmana engel olan karısını vuruyor. Bak, bak, bak. Önce beni dinleyeceksin. Önce beni dinleyeceksin. Ha, sonra yine inanmıyor musun? O zaman tamam. Ne seni, ne de abini suçlu pozisyonuna düşürmeyeceğim. Kendim çekeceğim dedi. Bırak onu. İndir, 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 indir. Evet, biz Deva ile nişanlıydık. Hatta o gece evleniyorduk biz ya. Ama ben bir seçim yapmak zorunda bırakıldım. Ve evet, seni de seçmedim ben. Karnımdaki bebeğimizi seçtim ya. Çünkü onu ona yapmaya hakkım yoktu. Benim gibi kimsesiz büyüsün istemedim. Benden bir parçaydı o. Ve evet, çok zordu. İlk başta çok zordu. Sana alışmak, bu eve alışmak, bu hayata alışmak çok zordu. Ama sonra hiç beklemediğim bir şey oldu. Ne oldu? Beklemediğin ha? Söyle mi ne olduğunu? Sevdiğin kadın bu eve geldi, değil mi? Olan bu. Gülendam, ben sana aşık oldum. Ya, o yüzden söyleyemedim ya zaten. Beni terk edersin diye. Ama al bak, şimdi neredeyiz? Yine terk ediyorsun beni. Kandırdın beni, kandırdın. Aylardır gözümün önünde bu evde eski nişanlınla birlikte yaşadın. Niye söylemedin baştan? Yes. Baştan söylesen kızmazdım. Kızsam da canım acıyor. Bu kadar acımazdı canım. Ya benim canım acımıyor mu ya? Her gün söylemek istedim sana ama o deva şeytanı her gün tehdit etti beni. Şunu bırak. Çünkü başından beri biliyordu abinden aşık olduğunu. Bırak şunu, şunu bırak. Eğer dedi benim bu evden gitmeme sebep olursan, o zaman sen de ölürsün dedi bana ya. Korktum. Seni kaybetmekten korktum. Ailemi kaybetmek ya. Canımı kaybetmekten korktum ya. Bırak şunu. Haşim bak. Bütün gerçeği biliyorsun. Ama yine de eskisi gibi bakmıyorsun bana. Gülendam. Ben seni sevdim. Bırak şunu! Bunu istemiyor muydun? Gebereyim istemiyor muydun? Senin belanı versin, belanı versin. Belanı.
istemiyorum, ölmeni istemiyorum. Gülüm, ben sensiz yapamam. Ne olur terk etme beni. Silah sesi geldi. Baba ne oluyor ya? Ne bileyim ben kızım, normal bir yerde değiliz ki. Gül Cemal'in evi işte. Ana, bir silah sesi duyduk. Nereden geldi? Bir durum mu var? Bilmiyorum. Gel bakalım, sen nereden geldin? Deva bir an önce gelse de başımız gözümüz yerindeyken şu lanet yerden defolup gitsek. Aşkım ben çok uğraştım. Deva'yı bu evden gönderebilmek için çok uğraştım. Aldım karşıma, dedim ki ya ben karımı seviyorum, bırak mutlu olalım dedi. Umurumda bile olmadı. Niye biliyor musun? Gülengam! Oh. Silah sesi duyduk. Siz iyi misiniz ya? Aa, yok, bir şeyim yok, iyiyim, iyiyiz. Ben şey, silahı koymuştum da odaya, kurcalarken patladı birden ya. Sorun yok yani. Yalnız özel bir şey konuşuyorduk da, rica etsem. Gerçekten iyi misin? İyiyim diyorum ya, bir şeyim yok. Çıkar mısınız lütfen? Oradayız biz. Lütfen. Evet, dinliyorum. Söyle bakalım. Niye gitmedi Deva? Parayı seviyor çünkü. Ya bu şaşalı hayat, bu zenginlik... Hep çok severdi bu arada parayı. Ama ben onun Zafer Hanım'ın ajanı olduğunu öğrenince çıktım karşısına. Dedim ki bak, seni Gül Cemal abime söylerim dedim. İşte anca o zaman gitti ya da ben gittiğini zannettim işte. Bir dakika, nasıl? Sen kaçtığı zamanı mı söylüyorsun? Hayır, güya kaçtığı zamanı söylüyorum. Hani Zafer Hanım gömmüş ya bunu. O da mı yalandı yani? Aşkım yalandı tabii ya. Çok büyük oyun döndü, görmüyor musun? Her zamankinden daha güçlü dönebilmek için bu eve. Abine kendini kurtarttı. Sen yalan söylüyorsun. Abim o görüntüleri buldu. Devanın suçsuz olduğu kanıtlanmıştı. Öyle değil mi? Gitmiş anneme hesap sormuş. Vardı görüntülerde. Aşkım, ya Zafer Hanım istemese o görüntüleri bulabilirler miydi? Haklısın. Annem istese anında yok ederdi o görüntüleri. Ya Deva imparatorluğunu kurdu bu evde, görmüyor musun? Ya bir de abinin karısı olarak geldiğini düşünsene. Bizi kapının önüne koyacaklar Gülendam. Böyle gelinlikle giriyor bu eve. Kadının gerçek niyetini kim biliyor? Ben. Şimdi sen, aranızı bozacak abinle, bu aileyi paramparça edecek, bu kadının tek derdi para. Halledeceğiz. Açın şu telefonu. Açın şu telefonu Allah'ın cezaları. Armağan neredesin? Neredesin Armağan? İlaçlarımı getirin bana. Efendim? Emrullah, haber var mı? Armağan'dan haber var mı? Neredeymiş? Ne yazık ki efendim, hiçbir haber alamadım. Yani her yere haber saldım ama sanki sır olup kayboldular. Oh, nerede? Nerede bunlar? Deva da Armağan da onlarla başa çıkacak insanlar değil. Başlarına bir şey gelmiş olabilir. Mert'i aradınız mı? Aradım. Her zaman ulaşılır. Şimdi ulaşılamıyor. Eminim yanında birileri vardır. İlk fırsatta sizi arayacaktır. Yoklar. Yoklar.
İstemiyorum şimdi, yok. İçmeyeceğim. Yok, şimdi sakin olmalıyım. Sakin ol Zafer. Armağan için sakin ol, delirme. Köy yolunu geçtik. Köye gitmiyoruz. Bana bak, ben senin ne evine gelirim ne sofrana otururum, hemen geri dön. Dönemem Armağan. Ya gelmeyeceğim diyorum. Gelmeyeceğim evine, anlamıyor musun? Dönemem. Zaten İpek'le Halil İbrahim Bey şu an bizde. Nasıl ya? Babamla İpek'in ne işi var sende? Sizi nasıl buldum sanıyorsunuz? Bilmem. Ben nereye gidersem gideyim, sen beni bulduğun için ben artık sorgulamıyorum. Adamcağız sizden haber alamayınca aklı başından gitmiş. Koşarak bize gelmiş. Ben de son aramalarına baktırdım. Emniyetten yardımcı oldular. Arkadaşınla konuştum. O da nereye gittiğinizi söyledi. Gelmese şu an ölmüş olabilirdik. Neyse, düşünmeyin şimdi bunları. Herkes evde sizi bekliyor. Allah'ım ya. Ya ben derdimi anlatamıyor muyum? Ben gelmeyeceğim diyorum. Ben senin evine gelmeyeceğim. Armağan lütfen sakin olur musun biraz? Lütfen ya. Deva, ben nasıl sakin olayım ya? Ben nasıl sakin olayım? Bu adam benim babamın katili. Sen olsan babanın katilinin evine gidebilir miydin? Tamam, ne söylersen haklısın Armağan. Tamam. Ama bak, önce bir eve gidelim. Herkes iyi olduğunuzu bir görsün. Ondan sonra nereye istersen gidersin, tamam mı? Ya ben senden yardım falan istemiyorum. Beni bir otele bırakın, sonra siz ne yapıyorsunuz? Yeter Armağan! Yeter, inat etme artık. Sana söyledim, bırakmayacağım. Öyle entrikalar, habislikler, kötülükler var ki kalplerinde. Ben bu değilim ya. Ben uğraşamıyorum, yapamıyorum bunları. Yine de sana öyle daha doğru geliyorsa söyle abine. Öleceksem de senden olsun Glenda. Sen bana hayatımda daha önce hiç bilmediğim bir şey öğrettin. Neymiş o? Birini kendinden daha çok sevebilmeyi, aile olabilmeyi. Ben yalnızım zannettim bütün hayatım boyunca. Seni tanıyana kadar. Bundan sonra hiçbir zaman yalnız olmayacaksın. Nasıl yani? Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Yanımda olacağım hep senin. O kızın bizi yönetmesine asla izin vermeyeceğim. Gülendam, Gülcemal abiyle Deva geldiler. Çok şükür iyiler. Öyle mi? Peki, iniyoruz biz de hemen. Şu odaya birilerini gönderebilir misin? Bir toparlasınlar burayı Canan. Tamam. Evet, biz de toparlanıp inelim bakalım. Bir görelim bakalım şu Deva Hanım'ı. Sakin. Armağan. Çok şükür. Deva. Oh, iyisin değil mi? Korkma, korkma. İyiyim. Sadece Gülcemal gelmeseydi eğer tek parça buraya zor dönerdik herhalde. Ne diyorsun? O ne demek ya? Annem adamlarını peşimizden yollamış. Ölüyorduk neredeyse. Bakayım sana. Ah be kızım. Ah be yavrum. Sana bir şey olsaydı ben mahvolurdum. Dilim kopsaydı da kalbini kırmasaydım. Affet beni. Ben iyiyim. Ben çok iyiyim. Sen üzülme, tamam mı? O Zafer Hanım çok ileri gitti.
Bir daha seni gözümün önünden ayırmayacağım. Canımı ciğerimi yakmasına izin vermeyeceğim. Abi hastaneye yetiştirdik. Kurtardık. Annemin yaptıkları yanına kar kalmayacak, merak etmeyin. Elbette yaptıklarının bedelini ödeyecek. Gerek yok. Bu senin değil benim meselem. Anneme bunun hesabını ben soracağım. Daha da burada kalmak istemiyorum. Bak eve gel, sonra ne istiyorsan yaparsın dedin, geldim. Evime gönder beni. Tamam, nasıl istersen. Sarı, Armağan Bey nereye istiyorsa bırakın. Hadi kızlar toparlanın. Biz de evimize dönüyoruz artık. Tamam, çantamı alayım baba. Şey Halil İbrahim Bey. Deva burada benimle kalacak. Ne demek burada kalacak? Senden yardım istediğime beni pişman etme Gülcemal. Kızımın bu evde yeri yok. Onun yeri burası. Benim yanım. Burada kalacak benimle. Bizim bir onurumuz var. Onunla daha fazla oynama. Deva burada ne olarak kalacak? Kim olarak kalacak? Karım. Karım olarak kalacak. Deva ile evleneceğim. Bunu aklından çıkar Gülcemal. Benim sana verecek kızım yok. Olmaz abi. Olmaz. Kesinlikle böyle bir evlilik olmaz. Olmayacak. Bu kız bu eve gelin olarak giremez. Müsaade etmiyorum buna. Gülendam, fikrini kendine sakla. Senden müsaade istemedim. Hadi kızım, gidiyoruz. Halil İbrahim Bey, bırakmayacağım diyorum. Deva burada benimle kalacak. Ha, kendi benimle evlenmek istemiyorsa o ayrı. O zaman gidebilir. Kızımın sana söyleyecek hiçbir şey yok. Ben ancak ölürsem kızım bu eve gelin olarak gelebilir. Hadi gidiyoruz. Canım, üzülme sen, takma kafana. Babası biraz düşününce fikrini değiştirebilir. Sen böyle birdenbire söyleyince tabii. Ya yedi düvel bir araya gelse Deva ile evleneceğim diyorum. Anlamıyor musunuz? Benim kararım kesin. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim artık. O yılanın evine gidiyoruz. Emredersiniz ama zaten oraya gitmiş olsalardı Mert bizi aramaz mıydı sizce? Neredesin sen? He? Neredesin? Kaç defa aradım. Armağan nerede? Yanında mı? Bağırmazsan konuşacağım zaten. Merak etme. İyiler. Gülcemal getirdi ikisini de. Armağan bir zarar görmedi değil mi? Bir şey olmadı. İyiler dedim ya daha şimdi. Ay çok şükür. Beni dinleyecek misin ya? Başım belada da yine benim. Yine ne aptallık ettin de paçaların tutuştu acaba? Oh ne güzel Bursa ya. Sen rahattasın tabii. Ben az önce canımı zor kurtardım. Gülendam öğrendi her şeyi. Hiç şaşırmadım. Ölüm provaları ne de olsa senin günlük aktivitelerin arasında. Ama ölmediğine göre abisine söylememiştir. Ben şaka kaldırabilecek durumda mıyım sence şu an? Ha? Hallettim bu arada. Gülendam'la konuştum, söylemeyecek Gülcemal'e. Öyle bir oynadım ki ona. İkna oldu sonunda, inandı bana. Bravo. Bu kez bensiz başarmışsın. Gözlerim yaşardı. Gülendam ikna oldu da... Vefa hala aktif. Her an bombayı patlatabilir. Bir de bütün bunlar yetmiyormuş gibi. Gülcemal Deva'ya evlenme teklif etti. Ya gözümün önünde ya. Gözümün önünde sevdiğim kadına evlenme teklif etti adam. Kabul etti mi?
demedi bir şey ama öyle mi bakıyor ki? Edecek yani. O zaman bana tebrik etmek düşer. Sabırsızlıkla bekliyorum bu düğünü. Ben çünkü seni Deva ile Gülcemal'i tebrik et diye aradım, değil mi kadın? Armağan iyiymiş çok şükür. Çok şükür. Gözümüz aydın efendim. Anne! Armağan? Anne çık dışarı, konuşacağız. Buradayım, çık dışarı! Armağan Bey, sakin olun lütfen. Zafer Hanım evde. İsterseniz eve geçin. Ben o eve asla girmeyeceğim. O gelecek, burada konuşacağız. Anne, duydun mu beni? Geleceksin buraya, anne! Armağan! Oğlum! Oğlum! Çıkın siz kapıya. Yaralanmışsın. Bana en büyük yarayı sen açtın anne. Bu gece senin yüzünden orada hepimiz ölebilirdik. O Gülcemal'e canavar diyorsun ya. Sen kendine baktın mı hiç? Ha? Sen ondan bin metersin. Asıl canavar sensin sen. Nasıl böyle bir şey söylersin? Ben seni yaralanmanı ister miyim? Ben sana zarar vermek ister miyim Armağan? Bana bu hayatta kimsenin açamayacağı yaraları sen açtın anne. O yılan dediğin Gülcemal sayesinde Deva da ben de hayattayız şu an. Babamın katili olan adama can borcum var benim senin yüzünden. Bana açtığın yaraların farkında mısın? Hı? Yaptığının farkında mısın? Ve bu yaralar hiçbir zaman kapanmayacak Zafer Hanım. Bu yaralar asla kapanmayacak. Kapanacak Armağan. Kapanacak. Kapanacak. Öyle mi? Çünkü sen hesaplarını yaptın, yaraları sardın, vicdanını temizledin. Benim yaram hiçbir zaman kapanmayacak. Neden biliyor musun? Çünkü senin günahlarının bedelini ben ödüyorum ben. O çocuklara yaptığın günahların bedelini ben bedenimde taşıyorum. O çocukların ağı benim omzumda, benim şu tutmayan bacaklarımda, benim şu çaresizliğimde. Anne. Anne. Anne, Emre bak. Anne. Zafer Hanım. Anne. Zafer Hanım. Anne. Anne uyan. Zafer Hanım. Anne uyan anne, bir şey yok, bir şey yok. Emrullah bir şey yap, birini ağır. Zafer Hanım. Zafer Hanım. Anne bir şey yok, bir şey yok. Anne uyan, anne uyan. Anne uyan, bir şey yok. Bir şey yok, her şey yolunda, uyan. Anne uyan. Anne uyan anne. Sen biliyordun değil mi? O adamın sana evlilik teklif edeceğinden haberin vardı. Anlamıştım ben. Eğer engel olmasaydım sen kalacaktın orada. Hayır diyorum baba, daha kaç kere söyleyeceğim, bilmiyordum. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Bana doğruyu söyle. Onunla evlenecek misin? Yoksa bizden habersiz ona söz mü verdin? Baba kız bilmiyordum diyor ya, bir sakin olsana. Sen karışma İpek. Söyle. Cevap ver, söz mü verdin, evlenecek misin? Nereden buldu bu cesareti? Ya sen niye bu kadar karşısın? Ne biliyorsun? Söyle. Ha, açık açık söyle. Ne seni bu kadar öfkelendiren? Çünkü benim eşkıya gibi bir adama verecek kızım yok. Onunla evlenmeyi düşünüyorsan bunu aklından çıkar. Mutlu olamazsın. Sen bir gülsün o bataklık ve ben senin o bataklıkta solmana izin vermeyeceğim. Konuşalım ya seninle. Konuşacak bir şeyim yok benim abi. Söyleyeceğimi söyledim ben. Öyle bir laf ortaya atıp ondan sonra çekip gidemezsin. Karşıysan sebebini de söyleyeceksin bana. Peki. Söyleyeyim o zaman. Güvenmiyorum o kıza. Güvenmiyor musun? Evet. Ya ne yaptı bu kız sana? Ne yaptı da güvenmiyorsun? Yok bir sebebi. Öyle hissediyorum. O hayatımıza girdiğinden beri hayatımız bir türlü yoluna girmedi. Farkında mısın abi sen? Ayrıca sana kaç kere yalan söyledi bu kız? Şimdi bu yalancıya mı güveniyorsun sen yani? Deva yalancı değil, sözlerine dikkat et. Abi tanımadığımız, bilmediğimiz, ne olduğunu asla anlamadığımız o kızı şimdi yani evimize mi sokacaksın? Bunu diyen sen misin? Ben hiç tanımadığım, güvenmediğim adamı bir gecede soktum lan bu eve. Ne diye?
Sen mutlu ol diye. Sen benim gözümde bu kadar kıymetliyken abinin gözünde hiç mi kıymeti yok? Olmaz olur mu abi? Olmaz olur mu kıymetin? Tam da bu yüzden karşında duruyorum işte. Yanında durmuyorum. Durmayacağım. Bu kız sana göre değil. Değil, bu kızla mutlu olamayacaksın. Onun içişim diyen beni, kardeşini karşına mı alıyorsun abi? Bak Gülendam, ben Deva ile evleneceğim. Kararım da kesin. Sen de benim karşımda mı duracaksın, yanımda mı? Kendin karar ver. Çabuk çabuk çabuk. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Çabuk acele, çabuk çabuk. Acele. Anne, anne, anne. Hastanın durumu nedir? Annem ölüyor. Yaparken farklısı, bilinç kapalı, nabız alamıyoruz. Lütfen ölme, anne lütfen ölme. Lütfen ölme, lütfen ölme, anne lütfen ölme. Özür dilerim, özür dilerim anne, özür dilerim. Hadi hemen görüntü istiyorum. Ebul, annem ölüyor. Sakin ol. Hiçbir şey olmayacak. Hadi beyler, hadi beyler. Adrenalin. Benim yüzümden ölüyor, benim yüzümden ölüyor. Anne özür dilerim, anne özür dilerim. Ne olur anne. Hala nabız alamıyorum. Hadi dayan. Ebru'la annem ölüyor, Ebru'la annem ölüyor. Hala nabız yok. Benim yüzümden, benim yüzümden ölüyor. Hastayı kaybediyoruz. Maksimum 300 yıl. Anne dayan, ne olur dayan. Anne dayan, ne olur. Döndü. Şükür. Çok şükür. Ne demiştim size? Şükür demesin. Lütfen dışarı çıkın artık. Tabii, tabii, tabii. Hadi arkadaşlar çıkarın. Dışarıdayım, bekliyorum. Deli mi ne? Ne yapıyorsun bu saatte orada? Gizli çıktım. Babam her an uyanabilir. Ne yapıyorsun burada? Seninle konuşacaklarım var. Bu saatte? Hı? Neyi anlatacaksın? Evleneceğimizi mi? Hayır, çünkü benim haberim yok da. Hadi bin arabaya. Ne? Saçmalama, gecenin bu saatinde mi? Hı? Ha, sabah oldu aslında yani. Babam uyanır diyorum. Ben o uyanmadan getiririm seni. Hadi. Olmaz. Kızım bin arabaya. İlla kaçırayım mı istiyorsun? Hemen getireceksin ama. Dedim ya getireceğim diye. Hadi. Bağırırım bak. Hadi. Nereye gidiyorum?
neye göre geldik şimdi? Havada buz gibi. Hayır, zaten ev terliklerimle çıktım. Sen vakit içinde hiçbir şey yapmaz mısın? Bu ne? Hadi gel. Yok, ben binemem, ben korkarım. Ben varım yanında, korkmana gerek yok. Suyun üstünde olmayı sevmiyorum. Bak, söz veriyorum, hiçbir şey olmayacak. Ben yanındayım, hadi gel. Hadi. Nereye gideceğim? Karşıya oturacaksın. Oraya. Evet. Yavaş otur şimdi. Ben çok tedirgin oldum. Korkuyorum. Niye geldik ki şimdi biz buraya yani? Niye getirdin bizi? Çünkü sana bir söz vermek istiyorum. Ne sözü? Bak, hayatımız bu göl kadar korkunç olsa da... sen aynı bu sandaldaki gibi hep güvenli olacaksın. Benim yanımda. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hep yanında olacağım. Burada annenin önünde söylemek istedim. Bu bir evlenme teklifi mi? Evlenir misin benimle? Ona o kadar acı çektirerek anlatacağım ki yüreği paramparça olacak. Bu dünyada en nefret ettiği ikinci kadın olacaksın. Reddediliyorum galiba. Benim sana bir şey söylemem lazım. O zaman vazgeçebilirsin. Bak, sen bana ne söylersen söyle. Senden vazgeçmeyeceğim. Çok kısa zamanda çok şey yaşadık seninle. Birbirimizi artık tanıyoruz. Sen bu dünyada en çok güvendiğim insanlardan biri oldun. Devam. Tek isteğim seni alıp buradan gitmek. Çünkü ilk defa mutlu olacağıma inanıyorum. Sen benim kaderimi değiştiren şeysin. Bunu biliyorum. Buradan gitmek istediğini söylüyorsun. Hı? İntikamın ne olacak? Hani sen benim için o adamı vurdun ya. İşte o an kalktı annemin bedduası. Çünkü o hiçbir kadın seni yürekten sevmeyecek demişti ama sen sevdin. Gerçi hiç söylemedin bana ama. Sen de söylemedin. Ama anladım ben. Çünkü seni seviyorum demenin birçok deli var. Böyle. Sen benim yaralarımı iyileştiriyorsun değil mi? Bir gün her şeyi, herkesi geride bırakacağım.
Seninle bir dünya kuracağım. İkimizin dünyası. Herkes. Gülendam. Kardeşin ne olacak? O benim kardeşim. Elim her zaman üstünde. Ama artık kendi hayatı var. Gerçi Mert'e güvenmiyorum ama... kardeşimi sevdiğini biliyorum. En azından iyi bir baba olur. Gitsinler, istedikleri yerde hayatlarını yaşasınlar. Biz kendi hayatımıza bakacağız. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Sıra sende. Hadi söyle ne söyleyeceksen. Seninle evleneceğim. Yani evet. Babamla İpek uyanmadan gideyim ben. Tamam, olur. Aa, bugün kimlik bilgilerini yolla bana. Şu başvuru işleriyle sağlık raporunu halledeyim. Bugün mü? Hı-hı. Yarın karım olacaksın çünkü. Nasıl yani, o kadar çabuk mu? Evet. Hayırlı işlerde aceleci olmak lazım derler ya. Ben de öyle yapıyorum. Beklemek mi istersin yoksa? Yok. Yani eğer beklersek asla evlenemeyiz. Çünkü babamın izin vereceğini hiç sanmıyorum. O yüzden bence beklemeyelim. Bence de. O zaman ben gideyim. Tamam. Çok kötü şeyler oldu. Ben hastanedeyim şu an. Kim arayacağımı bilemedim. Ne hastanesi? Ne oldu? Annem. Annem. Armağan, sakin olun. Neden hastanedesin? Söyle bana. Annem kalp krizi geçirdi. Ameliyata alacaklar ben. Annem ölüyor. Annemiz ölüyor. Konuştun mu doktoruyla? Durumu nasıl? Durumu kritik dedi doktor. Riskli bir ameliyatmış. Ben ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Tamam. Tamam, sakin ol, bekle. Bekle, geliyorum hemen. Tamam. Thank you.
Gülendam. Burası alt kapıya baksana. Gülendam. Bir yere mi gidiyorsun sen? Evet, bir yere gidiyorum. Sakıncası mı var? Yok tabii ki de. Araba falan ayarlardık. Taksi çağırdım, bekliyor kapıda. Gerek yok, istemiyorum bir şey senden. Nereye gidiyorsun? O kızın babasıyla konuşmaya. Deva Hanım mı? Evet, bu evlilik asla gerçekleşmeyecek. Asla. Siz iyi anlaşıyordunuz. Beraber uçurtma falan yaptınız. Evet, öyleydi. Kocamın eski nişanlısı olduğunu öğrenmeden önce. Senin bunu öğrendiğin an, o an gelip bana söylemen gerekiyordu Vefa. Söyleyemedim Gülendam. Bugün gelip hamile olduğunu söyledin, çok mutluydum. Ama merak etme, halledeceğim. Abin duymadan halledeceğim bu mevzuyu. Neyi halledeceksin? Mert meselesini. Öyle mi? Nasıl? Ölmesini istemezsin. Çocuğunun babası sonuçta. Ama gitmesine yardım edeceğim. Sen ne gönderiyorsun ya öyle? Neyi gönderiyorsun? Kimi gönderiyorsun sen? Benim kocam hiçbir yere gitmeyecek. Duydun mu? Ne gidecek, ne de ölecek. Gülendam, bunca yalandan sonra hala... Ne? Tek yalancı Mert çünkü, değil mi? Deva ne olacak? Onun yalanlarını ne yapacağız? Hayatımızdan gidecek bir kişi varsa o da Deva. O yalancı kızın bu eve girmesine asla izin vermeyeceğim ben. Anladın mı? Sen de bak. Vefa, abime en ufak bir şey söylemeyeceksin. Olur da abime bir şey söylersen ve Mert'in başına bir şey gelirse... bunu senden bilirim. Ona göre. Senin kocanın hiç suçu yok mu? Var. Benim kocamın suçu çok büyük. Kocamın suçu gelip bana baştan her şeyi anlatmamak. Baştan gelip söyleseydi eğer... bunu git... ya da sen gelip bana en baştan söylemiş olsaydı duyduğun an... ben işlerin bu radyoya gelmesine kesinlikle izin vermezdim. Ama şimdi buldun hazır, değil mi? Benim kocamı suçluyorsun. Benim senin kocamla bir derdim yok. Ya anlamıyor muyum ben ya? Bilmiyor muyum, görmüyor muyum? İlk günden beri nefret ediyorsun sen Mert'ten. Gülendam, tamam hayranı değilim ama özel bir nefretle beslemiyorum. Vefa, ben anlamıyor muyum sanıyorsun, ha? Mert'i seviyorum. Bunu biliyorsun ve katlanamıyorsun. Çünkü kıskanıyorsun. Gülendam. Ne? Yalan mı söylediklerim? Saçmalıyorsun. Sen saçmalıyorsun. Ben bu olan biten her şeyi abine anlatacağım. Neyin doğru, neyin yalan, neyin gerçek olduğuna kendisi karar verecek. Anladın mı? Abime olur da tek bir kelime dahi edecek olursan Vefa, onu geçtim, bir imada, küçücük bir imada dahi bulunacak olursan eğer, seni kendi ellerimle öldürürüm. Olur da bunu yapamazsam kendimi öldürürüm. Yemin ediyorum. Yanım, ne diyorsun sen ya? Ne yaptı sana bu pislik, senin bu kadar kafanı bulandırdı? Düzgün konuş benim kocam hakkında. Ağzını topla. Benim bebeğimin babası o. Düzgün konuş. Bu çocuk babasız büyümeyecek. Anladın mı? Duydun mu beni? Benim kaderimi yaşamayacak benim çocuğum. Anasıyla babasıyla büyüyecek. Yıktırmayacağım yuvamı. Bu evliliğin yıkılmasına izin vermiyorum. Vermeyeceğim. Anlıyor musun? Abin arıyor. Söylediklerimin hiçbiri şaka değil. Abime tek kelime olsun etmeyeceksin. Duydun mu? Efendim abi. Vefa, annem kalp krizi geçirmiş. Ameliyatta. Durumu da iyi değil. Gelmek istersek Gülendam'ı alıp hastaneye getir. Tamam abi, hemen. Annen hastaneye kaldırılmış. Bana ne? İyi değilmiş durumu, kötüymüş. Abin Gülendam'ı al gel dedi eğer istersen. Gebersin. Anlıyorum seni de, sonra başına falan bir şey gelirse pişman olursun diye diyorum. Benim annem çoktan öldü Vefa. Söylediklerimi sakın aklından çıkarmayın. Olur da abim bir şey duyacak olursa bu evden cenaze çıkar. Ya seninki ya benimki. Armağan. Nasıl oldu böyle aniden? Benim yüzümden oldu. Ben o
kadar ağır şeyler söyledin ki kalbi dayanmadı. Annem içeride can çekişirken hala içimde ona bir öfke var. Niye? Ben ölecek diye ödüm kopuyor ama işte yine de hala. Hala bir öfke var içinde ona. Ya niye? Tamam. Annemin ölmesini istemiyorum. Ben de. Niye? Sen nefret etmiyor muydun ondan? Ne kadar nefret etsem de bir o kadar çok seviyorum. Çünkü o benim annem. Böyle yüreğim ikiye bölünmüş gibi. Bir tarafım öfkeli, bir tarafım onun için çok üzülüyor. Neden döndün o zaman? Hı? Niye savaştın onunla? Bizi sevsin diye. Bize çektirdiği acıların aynısını çeksin istedim. Hepsi bu. O zaman belki vicdan azabı duyacaktı. Bizi sevecekti. Böyle düşündüm hep. Ben hep annem bir gün bizi sevecek dedim. Bunu düşünmekten hiç vazgeçmedim. Babamı da o yüzden öldürdüm. Annemin canını yakmak için. Çocuktum Armağan. Annem bizi terk etmişti. Her gün eve döndüğümde bir umut diyordum, belki annem eve dönmüştür. Bir gün kapıyı açtım, babamın cansız bedenini gördüm. O gün asmıştı kendine. Bir çocuk için en korkuncu ne biliyor musun? Şu koskoca dünyada kimsesiz olduğunu anlamak. Ben de korktum. Annemin yanında olmak istedim. Onun kolunun kanadının altında. Onu geri almaya gittim. Ama baban dağ gibi çıktı karşıma. Neyse. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Keşke her şey çok farklı olsaydı. Ne desek boş. Geçmişi geri getiremeyiz. Zafer Pehlivan'ın yakınları biziz. Nesi oluyorsunuz? Oğullarıyız. Gülcemal Şahin sizsiniz sanırım. Benim. Asistanım bilgi verdi. Anneniz için değerli bir hocamızı çağırmışsınız. Evet, doğrudur. Hocamız Sabri Bey geldiğinde annenizi bir ameliyata alacağız. Kendisi yüksek tansiyon hastası olduğu için ameliyat riskli. Gerekli olur mu bilemiyorum ama iki ünitede kan temin etmeniz lazım. Tabii. Kan için anons yaptıralım mı yoksa akrabalarınıza haber verir misiniz, yakınlarınıza? Kan grubu neydi? Sıfır RH negatif. Benimki maalesef uymuyor. Benimki uyuyor. Ben verebilirim. Tamam. Söyleyelim, sizi yönlendirsinler o zaman. Hı hı. Bir de annenizin bilinci kapalı olduğu için ameliyata dair riskleri kabul ettiğinize dair bir onam formu imzalamanız gerekiyor. Tabii, ne gerekiyorsa yapalım. Buyurun o zaman, gidelim. Deva kalkmadı mı daha? Banyoda, gelir şimdi. Kalktım, günaydın. Hadi oturun hadi, otur. Ben sizinle bir şey konuşacağım. Kim bu yahu? Dur, ben bakarım. Thank you.
Gülendam. Gülendam kızım, hoş geldin. Hoş buldum. Hoş buldum. Sen iyi misin? Değilim. Bir şey mi oldu? Evet, bir şey oldu. Senin yalancı olduğunu öğrendim. Mert'in eski nişanlısı olduğunu biliyorum. Bir saniye, şimdi her şeyden önce bir şey soracağım. Çok merak ediyorum ya. Hiç böyle yüzün kızarmadı mı? O evin içinde bizimle birlikte yaşarken böyle hiç utanmadın mı ya? Gerçekten çok merak ediyorum, böyle eski nişanlın, onun karısı, sen, abim. Hiç utanmadın mı ya? Bak, ben söylemeyi çok istedim, tamam mı? İstedin, ne oldu sonra? Sen abini tanımıyor musun? Ben bunu söylemiş olsaydım Mert'i gidip vururdu. Mert'i? Bu mu tek mesele senin? Abimi Mert'e vurma. Sana ne Mert'i vurmasından? Niye bu senin konun hala? Sen onu bana bir açıklasana bakayım. Bir saniye dur, dur, ya, dur, dur, dur. Bak, şu an sen çok sinirlisin. Bir sakin sakin şuraya oturup konuşalım. Bir dakika, dinleyeceksin beni. Mert'i seviyor musun hala? O yüzden mi dertlemiyorsun hayatta olup olmadığına? Ha? Aşık mısın bakayım? Söyle. Ha? Gülendam, ne diyorsun? Ne aşkı? Tabii, tabii. Şöyle düşünün, tabii anlıyorum. Eve bir şekilde gireyim. Sonra nasıl olur? Bir şekilde yolunu bulurum. Karısından zaten ayırırım diye düşündün, değil mi? Aa, bir dakika, bir dakika. Asıl sebebi buldum. Asıl şu. Abimin paraları tabii sonrasında daha tatlı geldi sana, değil mi Mert'ten? Ne diyorsun sen? Kes sesini. Ne dediğini farkında mısın? Duydun ne dediğimi. Ne dedim biliyor musun? Şunu söylüyorum. İyi duy. Senin o kocama diktiğin o gözlerini yerinden çıkartırım. Sen kimsin ya? Sen kim oluyorsun da beni ve abimi, bizi aptal yerine koyuyorsun ya? Sen kimsin? Çek elini. Sana bir şey sarın oldu mu şimdi? Sen ne konuşuyorsun? Ha? Bana bak, gideceksiniz buradan. Duydunuz mu beni? Bunun içi para dolu. Alın bunu. Defolun, çıkın, gidin hayatımızdan. Benim abimden uzak duracaksın. Benim kocamdan uzak duracaksın. Duyuyor musun beni? Bu düğünün olmasına asla izin vermeyeceğim. Sana diyorum, duydun mu beni diyor. Duydun mu beni? Cevap versene. Yeter. Kendine gel. Benim evimde senin haddini bil. İbrahim amca, ne olursun. Bak, benim anam babam yok. Ben senden bir babalık istiyorum. Ne olur benim yuvamı yıkmayın, ne olur. Abim de duymadan yalvarıyorum sana, ne olur kızlarını al, git buradan. Ne olur. Gitmeyecek misiniz? Gideceğiz. Bugün. Hemen. Al, paranı filan da istemiyorum. Doğru mu bu? Ben bu düğünün olmasına razı gelmem. Şimdi çık git evimden. Bir daha bizi görmeyeceksin. Hadi. Baba, sen bu kadının bize böyle davranmasına nasıl izin veriyorsun ya? Çünkü bütün dedikleri doğru. Çünkü Gülendam haklı. Deva bütün bunları bilerek yaşadı o adamla o evde. Hadi toparlanın, hadi gidiyoruz. Deva, kalk hadi. Hadi kalk, tamam. Tamam, gitti, hadi kalk. Deva, hadi. Bugün hayatımın en mutlu günü olabilirdi. Nikah işlemleriyle uğraşacaktım. Ve
Deva'ya evlilik teklif ettim. O da kabul etti. Gerçekten evleniyor musunuz Deva Ali? Bugün belediye başkanıyla görüşecektim nikah işlemleri için. Doktor bey, nasıl, durumu iyi mi? Her şey yolunda mı? Zor bir ameliyat oldu. Sabri Bey olmasaydı işimiz daha zordu. İyi ki çağırmışsınız. Durum nasıl şu anda? Ameliyat iyi geçti. Ama ilk 24 saat çok kritik. Kendisini yoğun bakıma alacağız birazdan. Sizin beklemenize gerek yok. Yoğun bakımdayken zaten göremeyeceksiniz. Biz size haber verelim, olur mu? Peki, teşekkürler doktor bey. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sen git. Olmaz. Seni tek başına bırakmam burada. Ha, duydum işte, yapabileceğimiz bir şey yok. Göremiyoruz da zaten. Bir şey olursa ben haber veririm sana. Ama bir şeye ihtiyacın olursa beni arayacaksın, tamam mı? Abi. Git ve Deva için ne gerekiyorsa yap. Deva yazma Gülcemal'e. Babam bizi götürüyor hemen şimdi. Eşyalarımızı topluyoruz. Deva yazma diyorum adama, neden mesaj atıyorsun? Gitmek istemiyorum. Deva anlamıyorum seni. Anlayamıyorum. Gülendam'ı görmedin mi? Kadın evimize gelip neler yaptı, neler söyledi ya. Sen nasıl gelin gideceksin o eve? Malum'a çözeriz. Deva, bu ne, yüzük mü aldı sana? Hadi abi, hadi. Gülendam, sana gitme dedim ya. Sakin ol. Olamıyorum sakin falan. Ya inadını tutturacaksın Deva'nın. Gitmeyecektin, bu kadar. Öyle mi? Gitmeyecektim. Peki, gitmeyecektim ne olacaktı? Sonra Deva bu eve gelin mi gelecekti? Ne güzel ya, sen, ben, eski nişanlın, abim. Böyle hep birlikte mutlu mesut bir aile hayatı yaşardık artık. Bunu mu diyorum ben sence? Gittim. Ve iyi ki de gittim. Artık zaten şu kadarcık onurları varsa defolur giderler buradan. Kimse ne izlerini bulabilir ne de tozlarını. Kabul ettiler mi yani? Gidiyorlar mı? Babası kabul etti. Gidecekler. Babacığım. Ya çözüm bu mu gerçekten? Ne yapayım kızım? Bu şehirde kalacak yüzümüz mü kaldı? Baba boşuna düzenimizi bozuyoruz ya. Daha önce de kaçtık buraya geldik, adam yine buldu bizi. Deva Hanım'ı aramasaydı bulamazdı. Telefonunu ver. Ne? Bana telefonunu ver. Baba ben vazgeçtim. Artık aklımda da gönlümde de Gülcemal yok diyene kadar telefon filan almayacaksın. Baba ne diyorsun sen ya? Ne telefonu vermesi? Ver dedim. Ya sen neyden korkuyorsun bu kadar ya? Arkamıza dönüp bile bakmadan gidecek kadar neyden korkuyorsun sen? Bu işin asıl suçlusu Mert, bilmiyor musun bunu?
Biliyorum ama bunu Gül Cemal'e söyleyemiyorum. Başka çaremiz var mı? Söyle. Gülendam'ı gördün işte. O eve nasıl gelin gideceksin? Akıl yok mu sende? Bak kızım, bak. Bu dünyada herkesle olur ama Gül Cemal'le olmaz. Durmadan bana bunu söyleyip duruyorsun ne? Ne var o zaman, neden? Mert yüzünden mi sadece? Hayır. Onun çözümü kolaydı. Benim bildiklerimi bilseydin sen de Gül Cemal'le evlenmek istemezdin. Ya ne biliyorsun o zaman, ne biliyorsun söylesene. Söyle ben de bileyim ya, benim hakkım değil mi bilmek? Baba. Baba, Gül Cemal geldi. Bu niye geldi şimdi gene? Sen haber verdin değil mi? Yeter artık, git buradan. Hayır, gitsen gitsem nereye gideceğim ki? Sizi bulmam bir günüm alır. Ya sabır, Allah'ım yardım et. Halil İbrahim Usta. Bak, ben buraya Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle, kızını usulüne uygun istemeye geldim. Bir helalleşelim artık. Müsaade et de yaptıklarımı telafi edeyim. Bütün bunlar mesele değil. Halil İbrahim Bey. Bak, ben sevgisiz büyüyen bir çocuğum. Bunu sen de biliyorsun. Ha, şu kadarcıktan beri seni tanıyorum dedim. Emin ol, bugüne kadar da bir kadının beni sevebileceğine inanmadım. Ta ki kızını tanıyana kadar. Ona bu yaptıklarıma rağmen hala yanımda durabildi. Ben de emin ol, ilk defa tertemiz bir hayat istedim. Ona layık olabilmek için. Ve olacağım da. Kızını seviyorum İbrahim Bey. Onunla evlenmek istiyorum. Sana söz veriyorum. Gözüm gibi bakacağım bana. Gözüm gibi. Bu iş olmaz. Benim sana verecek kızım yok. Hem ailen de istemiyor zaten. Bak, ailemi karıştırma. Ben ne karar verirsem onlar da arkamda duracaklar. Olmaz. Anlayın artık. Olmaz. 7 düvel bir araya gelseniz, karşıma dikilseniz Deva'yı bırakmayacağım. Anladınız mı? Siz isteseniz de istemeseniz de. Yarın evleniyorum onunla. Tabii o da isterse. Kızım yapma. Bak, bugüne kadar seni İpek'ten ayırmadım. Gözüm gibi baktım. Ama bunu yaparsan babanı yok bil. Yalvarıyorum, izin ver. Bak, yalvarıyorum, izin ver. Sizi çok seviyorum. Bir gün beni affedersiniz. Tamam babacığım, tamam. Ne diyeceğim artık ya? Gitseler dert, gitmeseler dert, ne yapacağım ben? Ve kalsa zaten evlenecek. Hop 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 hop.
Ne dedin lan sen? Sen ne dedin lan Gülen damada kandırdın onu? Huyum kurusun ya, gerçeğin köpeği olmuşum ben. Gerçeği söyledim, ne diyeceğim? Dedim ki Gülen dam seni seviyorum dedim. Sen bana aklımı kaçırtacaksın ha. Sen benim hangi günahımın bedelisin lan? Kaçırma. Sen kabullen artık, ben kalıcıyım ya burada. Allah Allah. Lan ben söylemesem Gülen dam söyleyecek. O söylemese Deva söyleyecek Gülcem Hanım'a. Söyleyecek olsa 50 kere söylerdi şimdiye kadar. Bu saatten sonra da hayatta söylenmez. Ama çember daralıyor Mert. Namert. Patronu hastaneye kaldırmışlar. Lan ya bir şey olursa ne yapacaksın sen? Bak gidiyor ailindekiler tek tek. Ne olmuş Tatar Hanım'a? Ölüyor oğlum, dedim ya. Gülen dam senin ona çalıştığını duyarsa... sen bu evde barınabileceğini mi sanıyorsun? He? Kullanmaz. Gülen dam bu saatten sonra sadece bana gelir. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Bıraksana kocamı. Ne yapıyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya Gülen dam? Bana bak, sahipsiz buldunuz bu adamı. Zulmediyorsunuz resmen. Bitti artık, izin vermiyorum. Anladın mı beni? Bu ne? Yeni görevin mi? Evet. Korumalığını mı yapıyorsun kocam? Evet, öyle oluyorum. Sakıncası mı var? Değil misin kızım, sen manyak mısın? Abin Deva ile evleniyor. Engelleyemezsin. Ne yapacaksınız? Böyle mi yaşayacaksınız? Öyle bir şey olmayacak. Deva bu şehirden gidecek. Emin misin? Senin... ne hakla geliyorsun sen buraya? Hangi yüzle? Hiç onur, gurur, utanma, bunların hiçbiri yok mu? Gülen'den saçmalama, ne? Saçmalama! Sen ne yaptığını sanıyorsun kızım, hayırdır? Bak, Deva benim karım olacak, bu evin hanımı olacak, sözlerine dikkat et. Ben daha bugün gelmedim mi sizin yanınıza? Gideceğiz demediniz mi bana? Niye geliyorsun? Niye? Bir de evleneceğiz diyorsunuz ya, delireceğim ben. Ne diyorsun sen kızım? Ne gitmesi? Yanlarına gittim, para götürdüm. Defolup gitmelerini söyledim onlara. Sen ne akla? Ne akla böyle bir şey söylersin? Çünkü Deva giderse hiçbir sorunumuz kalmayacak abi. Anlıyor musun? Benim rızam yok bu evliliğe. İzin vermiyorum ya. Ulan senin izin isyan mı var? Ne çeviriyorsunuz lan benim arkamdan? Senin ne derdin var bu kıza? Ne yaptı bu kız sana? Söyle. O gelirse eğer biz bu evde kalamayız. O gelirse eğer gideriz, bu kadar. Ya o, ya ben abi. Yeter artık, bıktım senin şu şımarıklıklarından. Bak Gülen dam, sana olan sevgimi kullanma. Yoksa seni de yollarım, kocanı da, haberin olsun. Tamam tamam, yeter. Öyle mi? Şu 3 günlük kız için mi yapacaksın peki bunu? Ha? Kardeşini karnındaki bebeğiyle birlikte bu kız için göndereceksin yani, öyle mi? Haddini bilmezsen evet. Tamam yeter. Bir dakika. Senin ne alıp veremediğin var Deva'yla, ha? Niye bu evde kalamıyormuşsunuz beraber? Niye bu düğün olamazmış? Niye aynı evde kalamıyormuşsunuz? Söyle. Ne derdin varsa söyle. Ya derdin neyse şimdi söylersin. Ya da yarın sabah işinizde nereye istiyorsanız çekip gidersiniz buradan. Yeter! Yeter! Sen onun kusuruna bakma. Yok. Tamam, sakinleşir o. Sakinleşir de. Hoş geldin kızım. Annemi yoğun bakımdan çıkardılar. Odaya alıyorlar. Durumu iyiye gidiyor. Hastaneden bir haber var mı? İyiymiş, odaya çıkartmışlar. Hadi gel, gel. Ne oldu anlamadım ki bir anda böyle.
Ne hastanesi, ne haberi? Zafer Hanım kalp krizi geçirmişti. Dün gece hastaneye kaldırmışlardı. Odayı çıkarttılar dediğine göre iyi demek ki. Anne. Var mı anne? Anne, buradayım ben. Buradayım anne, buradayım. Beni affettin mi? Anne, ben sinirle söyledim onları. Böyle olmam senin suçun değil. Kazaydı sadece. Ben... Anne, ben sana ne kadar sinirlensem de sen benim annemsin. Sen benim annemsin. Seni kaybedeceğim diye çok korktum. Ben... Seni bırakıp gider miyim hiç? Ama Gülcem Hanım olmasaydı ölüyordu neredeyse. Gülcem Hanım mı? Hayatını kurtardı. Kan grubunuz aynıymış. Kan verdi senin için. İstanbul'dan en iyi cerrahı getirtti bir telefonla. Yaşaman için ne gerekiyorsa yaptı. Sen yine de buraya geldin. Gülcemal'i gerçekten seviyorsun. Seviyorum. Çok seviyorum onu. Ama kimse birlikte olmamızı istemiyor. Herkes karşımızda birleşti. Yani babam zaten istemiyor. Gülendam. Ama Gülendam haklı. Benim bunu Gülcemal'e anlatmam lazım. Sakın bir şey söyle. Ben böyle bir yalanın üstüne evliliğimi nasıl kurabilirim? Dördümüz aynı evde... Nasıl yaşayabiliriz? Olmaz. Yok, olmaz öyle şey. Ben Gülendam'la konuştum şimdi. Mert konusunda ağzını bile açtırmıyor. Düşünebiliyor musun? Kocasını koruyor. O düğün olursa yarın bu evden giderim ben diyor. Benim yüzümden. Onlar kardeş, barışırlar. Kardeş kardeşi bıçaklarmış, döner yine kucaklarmış. Hem bırak gitsin, uzaklaşsın. Ne ağrıma gidiyor biliyor musun? Gülcemal'in gözüne baka baka yalan söylemek. Çok ağrıma gidiyor. Bak Deva'cığım, Gülendam her şeyi bildiği halde Gülcemal'e hiçbir şey söylemedi. Çünkü o da Mert'i seviyor. Gülcemal öğrenirse Mert'i sağ bırakmaz. Hem de bunca şeyden sonra. Şimdi söyleyeceksin de ne olacak? Gülcemal'i kaybedeceksin. Gülendam kocasını kaybedecek. Bebek babasız kalacak. Kocaman bir mutsuzluk. Sen herkese ve her şeye rağmen yarın evleniyorsun. Şimdi sadece buna odaklan. Mutluluğunun kursağında kalmasına izin verme. İkiniz de mutlu olmayı hak ediyorsunuz. Babacığım, hadi bir çorba iç. Bütün gün tek lokma yemedin. İçim almıyor. Biliyorum ama benim için. Hadi benim hatırım için. Baba yapma. Yapma böyle lütfen, yapma böyle. Böyle büyüt, yetiştir. Hem analık et hem babalık. Sonra arkasına bakmadan gitsin. Ama çok tartıştınız baba.
çok tartıştın. Sen çok karşı çıktın ya ona. O inada bindi o yüzden. İnat değil. Ne? İnat değilse ne o zaman baba? Senin bildiğin başka bir şey var. Yani belli ama bana söyle en azından. Neden bu kadar olmaz bu adam? İmkansız. Bu aşkın sonu yok be kızım. Yoksa ben istemez miyim? Gönlünü sevdiğine gitsin, mutlu olsun ama... Ben bir hava alayım. Deva oraya geldi değil mi? Evet, burada. O adam bir eşkıya gibi kızımı elimden aldı gitti. Kimsenin senden bir şey aldığı yok İbrahim. Deva kendi isteğiyle geldi buraya. Doğru söylüyorsun. Benim kızım, yetiştirdiğim evladım. O adamın elini tutup ardına bile bakmadan gitti. Seviyorlar birbirlerini. Onlar birbirlerinin kaderine yazılmışlar. Sen ne dersen de evlenecekler. Sen Deva'nın babasının katiliyle evlenmesine razı mısın? Bir kere bile görmedi benim kızım babasını. Babası bizi terk etti gitti. Olan oldu artık. Bunlar geçmişte kaldı. Sen de bırak mutlu olsun. Bana başka yol bırakmıyorsunuz. Deva'ya annesi olduğunu söyleyeceğim. Yapma İbrahim. Gözünü seveyim yapma. Kızımı harcatmam. Sana söylüyorum Firuze. Ya bu düğünü durdurursun ya da senin annesi olduğunu ona söylerim. Deva'ya annesi olduğumu söyleyince eline ne geçecek? Bundan sonrası tufan. O adamla evlenemez. O da bizim gibi mutsuz mu olsun istiyorsun? İbrahim, sen o kızı yavru bir kuş gibi gönlünde büyüttün. Kendi kızından ayırma. Şimdi paramparça etme onu. Bırak o da birini sevsin. Mutlu olsun. Korkmadan, ağlamadan birini sevmek neymiş öğrensin. Bir şey deme şimdi ama düşün. Ne beni düşün ne kendini düşün. Sadece Deva'yı. Bir ömür boyu mutlu mu olsun, mutsuz mu olsun? Sen karar ver. Allah'ım sen yardım et. Sen doğru yolu göster ya Rabbi. Bize porti yaptım. Bir de tost. Bugün hiçbir şey yemedik. Eline sağlık. Ama inşallah tek yapmayı bildiğin yemek bu değildir. Vallahi senin evinde o kadar çok çalışan var ki... yemek konusunda bana sıra gelene kadar... Oho! Ama onların yaptığı başka, senin yaptığın başka. Bir ev neden yuvadır biliyor musun? Neden? Hani dışarıdan eve geldiğinde... ta dışarı taşan yemek kokusu var ya... bir annenin sevgiyle evladına, eşine yaptığı o aşk kokusu. Yemek kokan evler yuvadır işte. İşte bu yüzden. Yaparız o zaman biz de. Hatta istiyorsan yemek kursuna bile giderim. Kursa gitmene gerek yok ki. Karahan'a var. O sana çok güzel yemekler öğretir. Karahan'a zaten tostu yaparken bana birkaç tüyo verdi. Nasılmış? Güzel. Hayatımda yediğim en güzel tost. Çok garip değil mi ya? Neymiş garip oğlum? Senden ve bu evden.
Kaçmak için kurşun yiyip kurşun sıkıyordum. Şu an senin yanında kalmak için herkesi karşıma aldım. Yarın evleniyoruz biz. Evet. Hızlı oldu değil mi? Yani. Biraz. Yoksa beklemek mi isterdin? Yani her şey usulüne uygun olsun diye. Nişan, kına, düğün filan. Öyle şeylerin çok da önemli olmadığını düğün günümde terk edilince anladım. Bana hiç nişanlından bahsetmedin. Yani düğün günü terk edilmek hayatta kaç kişinin başına gelir ki? Neden yazmış o mesajı? Yani niye gelmemiş düğüne? Çünkü o da Mert'i seviyor. Gülcemal öğrenirse Mert'i sağ bırakmaz. Hem de bunca şeyden sonra. Şimdi söyleyeceksin de ne olacak? Gülcemal'i kaybedeceksin. Gülendam kocasını kaybedecek. Bebek babasız kalacak. Kocaman bir mutsuzluk. Çünkü benim kaderim değildi o. Hani bir kitap var ya, kaderimizin yazdığı. Hı? İşte o kitapta benim adımın yanında senin adın yazıyor. Ben bunu çok uzun zamandır biliyorum, biliyor musun? Çok önce anlamıştım. Ne zaman? Benim kınamın senin eline aktığı gün. Yani ne oluyormuş ki kına akınca? Bak şimdi, ver elini bana. Şimdi, buradaki çizgilerin bizim kaderimizi anlattığı söylenir. Buradan kaderini okuyabilirsin. Yani öyle derler. Kına yakmak, kaderin üstüne vurulmuş bir mühürdür. Ve sen kınanı kiminle yakarsan, kiminle yıkarsan, o kişiyle kaderin birleşmiş olur. Ben o gün kınamı yakmadan önce herkese anlatmıştım bunu. Ve o gün tek başıma yaktım kınamı. Sonra da seninle yıkadım. Sonra çok düşündüm tabii bunu, yani nasıl olabilir diye. Sen ve ben, yani şimdi bizim kaderimiz birlikte mi? Sen geceyle gündüz gibi yani. Ay ve güneş. Yaz ve kış. Ama oldu. Oldu ve ben cevabı biliyorum. Çünkü sen benim kaderimsin. Sen benim alın yazımsın. Alo, merhaba. Ben Zafer Pehlivan'ın durumu hakkında bilgi almak istiyordum da. Şimdi odaya alındı demek, durumu iyi mi demek oluyor? Tamam, anladım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Neredesin sen? Dışarıdayım. Şu eşyaları toplamama yardım et. Lütfen, elim kolum tutunuyor gerçekten. Bir dakika, saçmalama, bir dakika. Saçmalama, gidiyor muyuz gerçekten? Sen şaka mı yaptığımı sanıyorsun? Bu düğün olursa eğer kesinlikle bu evde kalamayız Mert, yok öyle bir şey. Nasıl yaşayacağız ya? Sen, ben, eski nişanlın, abim, eski nişanlın abimin karısı. Olabilir mi böyle bir şey? Mantıklı duyuluyor mu sence? Duyulmuyor da yani ne yapıyor, nereye gidiyoruz?
İstanbul'a gideriz, bir ev tutarız orada. Ev tutarız. Evet. Birikmişin falan bir şeyin vardır herhalde. Yok. Yani var biraz bir şey de... Biraz bir şey var ya. Bir yalıda kalmıştık biz İstanbul'a gidince. Abimin her şey. Onun olan hiçbir şeyi istemiyorum. Zaten beni anam gibi o da böyle aşkı için geride bırakıp giderse eğer... ...benim için biter. Emine. O düğün olmayacak. Mert farkında mısın? Abim kızı alıp eve getirdi. Kimsenin de sözünü dinlemiyor. Evet ama bir yolu var. Neymiş o yol? Hı? Sen kocana güvenmiyor musun ya? Güvenmez olur muyum? Senden başka güvendiğim kimse yok ki hayatımda. İyi ben de söz veriyorum o zaman sana. Bu düğün olmayacak. Bitti. Ayrıca bu moralini bozman ya kimse için iyi değil ki. Bu kaçma planları falan da Gülen'den... Mert anlıyorum ama... Yok ya aması, bunun aması yok. Güven bana bitti. Halledeceğim. Yok gelinlik. Ne yapıyorsun sen orada? Senin bu banyon biraz tuhaf ya sanki. Değil mi? Değişik. Artık senin de banyon. Ama sevmediysen başka odaya geçebiliriz. Ay yok. Ben bu odayı çok seviyorum. Çok güzel burası. Yarın nikah için saat 3'te mi gelecek başka? Evet. 3 gibi gelirler işte. Ha. İyi o zaman ben de saat 2 gibi hazırlanırım yani. Zaten çok da bir şeyim yok. Ne alt tarafına nikah kıyacağız işte. O zaman ben gideyim sabah. Cemal Bey. Gül Cemal. Ya artık şu beyi bırakalım. Aramızda resmiyet olmasın. Kaldırın. Burada benimle kalsana bu gece. Burada. Hı hı. Burada. Benim odamda, yanımda. Kollarımda. Kollarımda. Dediğim her şeyi tekrarlama. Tekrarlamayayım. Ne yapayım sen de şaşırtıyorsun beni heyecanlandı. Kalacak mısın? Bir gün daha bekleyeceksin. Peki sadece uyusak olmaz mı? Getirdi şimdi. Ne güzel. Ben demiştim ama size Gül Cemal abi almıştır diye. Yukarı çıkarayım ben bunu.
buvağını gördün mü? Yiyebilecek mi bakalım o gelin diye. Yakışacak sana. Ben gelinlik giymeyeceğim sanmıştım. Olur mu öyle şey? Gelinlik de var. Çantası var, ayakkabısı var, her şey var değil mi? Var var, her şey var da hepsini birden taşıyamadım yukarıya. Ay çok güzel. Hadi kahvaltımızı yapalım da hazırlanalım o zaman. O zaman ben hızlıca bir duşa gireyim. Olur. Seni ilk defa bu kadar mutlu görüyorum. Hem de kahvaltıdan önce. İlk defa bu kadar mutluyum çünkü. Oh, çok şükür. Şükür. Bir de Gülen'den böyle yapmasa. Hayır, ne oldu ki? Gayet iyi anlaşıyorlardı, anlamadım. Gülen de mi biliyorsun? Seni paylaşamıyor. Gerçekten gidecek miymiş? Vallahi salonda oturuyordu, öyle hiç gidecek gibi bir hali yoktu. Ben yine konuşurum onunla. Nikaha gelmesi için ikna ederim. Sen yüzünü düşürme. Bugün senin en mutlu günün. Canım ben. Hadi. Ben kahvaltıyı hazırlıyorum, hadi. Tamam, geliriz biraz. Babacığım, çayından içmedin hiç. Bak yeni demledim daha taze taze. Şeker de atayım, sen seversin. Bu seferlik şekerli iç, iki tane. Hadi ne diyeceksen de kıvranıp durma. Babacığım şimdi ben biliyorum sen Deva'ya çok kırgınsın. Çok kızgınsın ama Deva bugün evleniyor. Baba ne yaparsan yap kız kalbine söz geçiremedi ki. Dün gece mesaj atmış, evleniyorum, gelin bekliyorum demiş. Baba kızın gelin oluyor. Ve bizden başka kimsesi yok. Ne yapalım, onu orada tek başına mı bırakalım? Boynu bükük mü kalsın? Böyle olmasını kendi istediği pek. Beni ezip geçti. Bize ihtiyacı yokmuş demek ki. Baba yapma böyle, ne olur. İbrahim baba. Demden dayandı gene kapımıza. Konuşmamız lazım. Ne işin var senin burada? Hadi defol git kapından. Anlatacaklarım var. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Sabrımı taşırma. Bağırarak anlatırım. Ki sen bunun olmasını hiç istemezsin. İpek, sen gir içeri. Şimdi ne söyleyeceksen söyle. Ondan sonra da defol git kapımdan. O düğüne geleceksin. Onların evlenmelerine mani olacaksın. Sen kimsin? Sen kimsin de ben senin dediğini dinleyeceğim? Zaten başımıza ne geldiyse senin bu yüzünden geldi. Adam olup sahip çıkamadın kızıma. Şimdi de gelmiş düğünü durdur diyorsun. Oldu. O tren kaçtı oğlum. Deva deli gibi aşık Gülcemal'e. Bunu da o kafana sok.
Hadi şimdi yallah. İyi o zaman ben gideyim de anlatayım Deva'yı annesinin hala yaşadığını. Sen nasıl öğrendin? Ha? O düğüne gideceksin. Onların evlenmelerine mani olacaksın. Yoksa o Gara denen kadınla birlikte kurduğunuz bütün oyunları tek tek söylerim Deva'ya. Dünyanızı da başınıza yıkarım. Anladın mı beni? İyi misiniz? Armağan nerede? Eve gitti hazırlanmaya. Gülcemal'le Deva evleniyor bugün. Güzel olduk ki. Ama yine yalnızım. Yine ailemden kimse yok. Olur mu hiç? Ben varım ya burada. Biz varız. Siz iyi ki varsınız. Bugün ağlamak yok artık. Sizi çok seviyorum.
Geldiler, koş koş. Kilitle kapıyı. Ay. Kapa kapa. Heyecanlandım. Ha geldi. Açılmıyor Gülcemal abi. Bak sen. Narin bizim ocağımıza incir ağacı dikene kadar açmaz bu kapıyı. Peki. Ver ver. Al bakalım. Sana. Bu da işini biliyor ha. Ver ver hadi ver. Al bakalım. Oo. Aa açıldı. Uyanık seni. Masal perisi gibi olmuşsun. Masal perisi. Artık evleniyoruz. Deva Nakkaşoğlu Şahin hanımefendi. Deva Nakkaşoğlu Şahin. Bak az sonra aşağıda söz vereceğiz tabii ama ben şimdi burada da sana söz vermek istiyorum. Seni hiç bırakmayacağıma dair. Hep yanında olacağıma dair. Ben de sana söz veriyorum. Ne olursa olsun seni asla bırakmayacağım. Asla sana arkamı dönmeyeceğim. Söz. Armağan, seni burada gördüğüme çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Hoş geldin. Hoş bulduk başkanım. Sizi de öyle. Sizi burada görmek çok güzel. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, sağ olun siz. İyi, iyi. Çok iyi. Geliyorlar. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Nasılsınız Gülcemal Bey? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Şeref verdiniz.
Sen ne güzel olmuşsun böyle ya. Ya. Teşekkür ederim. Sen gelmesen yapayalnız evlenecektim. Ailemden kimse olmayacaktı. Teşekkür ederim. İbrahim amcayla İpek gelmedi değil mi? Babama ezip geçtiğim için babam hayatta gelmez. İpek'e de izin vermiyor. İyi ki varsın. Sen de öyle. Ben buradayım. Teşekkür ederim. Hadi hep birlikte gölün kenarına. Aşağı iniyoruz. Evleniyorlar şu an dışarıda. Duyuyor musun sesleri? E niye madem hazır değilsin hala Gülen'in amcamı giyinmemişsin? Ne saçmalıyorsun sen ya? O düğüne katılacak değilim herhalde değil mi? Aa. Katılacaksın tabii hem de onör konu olarak. Mert. Hı? Kaybettik. Sıkıştım. Anlıyor musun? Bizi korumak için... Evliliğimizi korumak için şu an bu evliliğe izin vermek zorundayım. Delireceğim, delirecek gibi oluyor aklıma geldikçe. Gel bakayım sen, gel. Bak bana, bak bana. Ne? Bana bak. Ben sana bir söz verdim mi? Mert, şu an nikahları dışarıda kıyılmak üzere. O nikah kıyılmayacak. Zı 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 skandal. Çok büyük rezillik çıkacak Gülen Hanım. Senle ben de bunu VIP'den izleyeceğiz. Nasıl olacak o? Boş versene sen Gülen'den. Bu da sürpriz olsun sana ya. Kim sen? Hadi. Hadi hazırlan hadi. Baba. Baba ne oluyor? Aniden kalktın, düğüne gidiyoruz dedin. O düğünü durdurmak zorundayım. Ne? Ne demek düğünü durdurmak zorundayım? Biz Deva'ya destek olmak için gitmiyor muyuz? Ben bu düğünün olmasına izin veremem. Müsaade etmeyeceğim. Hazırsak başlayalım mı Gülcem abi? Önemli bir telefon var. Bunu açmam lazım. Kusura bakmayın. Buyurun. Abi. Emrullah ben. Annenizin yardımcısı. Bir şey mi oldu? Şey, eğer
Armağan Bey yanınızdaysa belli etmeyin lütfen. Anneniz birden fenalaştı da. Şimdi yoğun bakıma alıyorlar. Sizi sayıklayıp durdu. Ölmeden bana Gülcemal'i getir dedi. Ay, yetişebilirseniz yani. Geliyorum. Biraz bekletebilir miyiz? Ne? Neyi bekleteceğiz? Önemli bir şey yok umarım. Gülcemal. Gitmem lazım Deva. Nereye gitmen lazım? Ne diyorsun? Gelince anlatacağım sana. Sen de şöyle buraları oyala. Ne oldu? Sonra anlatırım. Buyurun, buyurun. Siz bekledin demek. Geldim. Evleniyormuşsun. Size annelik edemedim. Her şeyde tek başınaydın. Her şeyle tek başına mücadele ettin. Şimdi yine tek başınasın. Gülcemal. Şunu bilmeni istiyorum. Ben sizi aşkım için terk ettim. Aklımda, gönlümde hep o vardı. Beni zorla babanla evlendirdiler. Onu hiç sevemedim. Bir kadın ilk aşkını hiç unutmaz. Şimdi sen de babanın kaderini yaşıyorsun. Başkasını seven bir kadını karın yapıyorsun. Ne diyorsun sen? Şimdi git otur onun nikah masasına. Onu karım diye canına sar, soyadını ver. Ama unutma. O da bir gün benim gibi terk edip gidecek seni.
ki onun sevdiğini koparıp aldın onda.